Yeteneklerimizi, yapabildiklerimizi söylemek için can kullanacağız. Yapamadıklarımız için ise cant. Can yapabilirim demekmiş. Cant ise yapamam demekmiş. Örnek verelim şimdi. Çocuklar futbol oynuyor ve bir tanesi konuşuyor ve söylüyor ki I can play football. Ben futbol oynayabilirim. I can't play football. Ben futbol oynayamam. İki kişi var. Gitar çalıyorlar. Olumlu cümle söylemek istersem eğer he o he can play the guitar. O gitar çalabilir. O gitar çalamaz şeklinde olumsuz bir cümle kul kullanmak istiyorsam ise he can't play the guitar o gitar çalamaz. Kentli yine cümlemi olumsuz bir şekilde yapabildim. Soru cümlelerinin örneklerini görelim şimdi. Birisi bize şu şekilde bir soru sorduğunda Can you drive? Sen araba sürebilir misin? Bu kişiye sorduğumuzu düşünelim. Araba sürebildiğini görüyoruz. O zaman ne diyecek o bize? Yes, I can. Evet, sürebilirim you ile sorduysam cevabım I ile oluyordu. Can you drive? Araba sürebilir misin? Yes I can. Evet sürebilirim. Sorularımız he, she gibi öznelerle olduğunda ise burada bakıyorum yemek yapıyor. She ile soracağım bayan olduğu için. Can she cook? O yemek yapabilir mi? Yes she can. Evet o yemek yapabilir. Şeklinde bir cümle kurduk. Son olarak ise but kelimesini göreceğiz ve hatırlayacağız. But ama demekti. I can't sing. Ben şarkı söyleyemem ama I can dance. Ama dans edebilirim. I can't sing but I can dance. Ben şarkı söyleyemem ama dans edebilirim. Bat kelimesiyle ne yapıyorum? Bir tarafta yapabildiklerimi, diğer tarafta yapamadıklarımı söyleyerek bat kelimesiyle iki cümlemi birleştirebiliyorum. Tekil bir nesneyi göstermek ifade etmek için this, bu kelimesini kullanacağız. Çoğu nesneler için bunlar demek için these, this, bu, these, bunlar. Örneğe bakalım şimdi. This is a car. This is a car. Bu bir araba. These are cars. Bunlar arabalar. Tekil olduğunda this, çoğul olduğunda these kelimesini kullanıyoruz. Bir diğer şey ise this is a car diyorum. Çünkü e bir demekti. Bu bir araba. These are cars diyorum. Çünkü buradaki s neydi? ler'ler anlamındaydı. Cars arabalar. Bunlar arabalar demiş oldum. Bir diğer örneğe bakarsak eğer. This is a pen. Bu bir kalem. Bu bir kalem. These are pens. Bunlar kalemler. Yine s takısı ekledim. Kalemler oldu. This is a pen. Bu bir kalem. These are pens. Bunlar kalemler. Possessive adjectives dediğimiz sahiplik sıfatlarını öğreniyoruz burada. My benim demek. I ben demekti. My ise benim demek. You sen demekti. Your senin demek. His erkekler için onun, her de bayanlar için onun demek. Örnek cümlelerimize bakacağız şimdi. Öncelikle my ve your'a bakalım. Burada bir köpek var. Köpek bu çocuğa ait. Çocuk şöyle bir cümle kuruyor. Bu benim köpeğim. This is my dog. My benim demekti. Bu benim köpeğim demiş oldu. Kız ise bu senin köpeğin diyecek çocuğa. Nasıl bir cümle kuracak bunun için? This is your dog. Bu your senin köpeğin. My benim, your senin demek. Dikkatimizi e, şu kısma da verelim. Bu kelimelerden sonra bir nesne geliyor. Bakın, bir cisim, bir nesne gelecek. Burada olduğu gibi. His ve her'e bakalım. His erkekler için onun, her ise bayanlar için onun demekti. İkisinin de erkeğin de kızın da elinde birer top var. Bu onun topu diyeceğim. Erkek için This is his ball. Kız için this is her ball diyorum. İki cümlenin anlamı da aynı. Bu onun topu. Ama onun derken erkek için his, kız için ise her kullanmam gerekiyor İngilizce'de. Ve yine sahiplik konusunda önemli bir soru kelimem, kelimem var. Whose soru kelimesi. Whose kimin demek. Whose kimin demek ve huzdan sonra yine bir nesne geliyor. Nasıl soruyorum? Whose bag is this? Bu kimin çantası? Bir çanta görüyorum ve kimin olduğunu merak ediyorum. Sorum şu şekilde oluyor. Whose bag is this? Bu kimin çantası? It is Jack's bag. O Jack'in çantası. Buradaki s önemli. Yukarıdan ayırıp S yazdığımda Ninnin yani sahiplik bildirdiğini gösteriyorum. It is Jack's bag. O Jack'in çantası. Buraya farklı bir şey getirirsem it is Esra's bag dersem o Esra'nın çantası. It is Ali's bag dersem Ali'nin çantası. It is Ece's bag dersem Ece'nin çantası. Yani neymiş? Yukarıdan ayırıp S yazdığımda sahiplik bildiriyormuş ve nin'nin ekini anlatıyormuş. Ünitemizi böylelikle özetlemiş olduk. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. See you later.